Gastro İnovasyon Merkezi'nden hepinize merhaba sevgili izleyenler. Bugün Mezopotamya mutfağının vazgeçilmez ürünlerinden Karacadağ pirinci, sumak, reyhan, örgüp peyniri ve Diyarbakır mercimeğinin Türkiye'nin en ünlü şeflerinin ellerinden tatlarına bakacağız. Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası'nın yaptığı etkinlikte şimdi detayları inceleyeceğiz. Bizleri sizlerle buluşturan, o yüzden ben de kocaman alkışlamak istiyorum. Çok kıymetli Diyarbakır Ticaret Odamızdan kim var? Meryem Hanım'a kocaman bir alkış istiyorum. Burada görmek istiyorum kendisini. Yorum daha sonra alacağım için şu an almıyorum sizden. Bir de efendim Zülal Hanım var. Zülal Hanım bizi getirdin. Şöyle bir çak ya, tebrik ederim. Benim 5. gelişim bu Diyarbakır'a. Bundan sonra Zülal'cığım sürekli geliyorum. Evet, şimdi çok kıymetli bir hocamız daha var aramızda. Cüneyt Ateş. Hocam, hoş geldiniz. Hocam, sizden de biraz yorum almak istiyorum. Bakalım bir salonlar kadar duygusal mıyız? Bakalım hoca ne diyecek? Hocam konuş bakalım. Yok, ben o kadar duygusal değilim. Hoca alkışlamak düşer. Efendim ben tabii şu anda bu güzel tablonun içerisine kimi alacağım biliyor musunuz? Diyarbakır Ticaret Odası Başkanımız Sayın Mehmet Kaya Beyefendi'yi sahneye davet etmek istiyorum. Bu alkışın 10 katını hak ediyorsunuz. Ve efendim şöyle bir fotoğraf alalım ama yöresel şeflerimi de alalım ya, değil mi? Hadi şeflerim buyurunuz, siz de alalım. Evet, şimdi fotoğraf şey, bir dakika gitmiyoruz. Tamam, Diyarbakır'dan başım gözüm üstte diyeceğiz. Hadi bakalım, bir daha tekrar diyoruz. 3, 2, 1. Diyarbakır'dan başım gözüm üstüne. Diyarbakır Ticaret Odamıza teşekkürü unutmayalım. Bir daha bizi görmek ister misiniz efendim? Evet. Daha yüksek sesle. Başkan duymuyormuş başkan. Daha yüksek, daha yüksek. Yanımızda dünyaca ünlü şeflerden Hazar Amani var. Şefim hoş geldiniz Diyarbakır'a. Hoş bulduk. Her zamanki gibi inanılmaz bir böyle Diyarbakır misafirperverliği ve sıcaklığıyla ağırlandık. Sıcaklık bu arada sadece insanların sıcaklığı değil, aynı zamanda oldukça da sıcak bir dönemine denk geldik bu sefer. Çünkü hep geldiğimde ya Eylül ayıydı ya Ekim ayıydı ya da kışın gelmiştim buraya. Ama iyi sıcak var hakikaten. Bugün de şansımıza galiba sıcakla beraber gelmişiz. Şefim, sıcaklar bizim yemek yememizi nasıl etkiler? Ben tersten başlayayım öncelikle. Valla şöyle, aslına bakarsanız ben mesela çok sıcaklarda, aşırı sıcaklarda çok fazla yemek yiyemiyorum. Soğukta insanın tabii ki kaloriye ihtiyacı olduğu için iştahı da açılıyor, daha fazla da yemek yiyebiliyor ama maşallah buradaki siz yemekler de yani hem çok lezzetli hem de bir yandan da et üzerine ağır, yağlı, en sevdiğim bu arada, yani ben kötü diye demiyorum, en sevdiğim yemekler öyledir. Ve ona rağmen bu sıcakta da oldukça fazla tüketiliyor. Onu görüyorum. Bence Diyarbakır yemeği de seviyor. Sadece yemeği yapmayı ve işte misafir ağırlamayı değil, yemek yemeyi de seviyor Diyarbakır. Ve yemekleriniz de çok güzel. Çünkü farklı kültürlerin aslında burası bir buluşma yeri olduğu için zamanında herkes kendi kültüründen işte bir baharat getirmiş, bir ot getirmiş, birisi bir şey bulmuş. Doğa zaten çok güzel, doğana çok güzel hediyeler veriyor Diyarbakır'da. İşte buradaki sumağınız, ondan sonra reyhanınız, yeşillikler, kenger olsun. Gerçekten çok keyifli bir mutfak benim için. Şefim, sizin Diyarbakır mutfağında en çok sevdiğiniz, favori dediğiniz yemeğiniz hangisi? En sevdiğim yemek yine gayet ağır ve gayet yağlı bir yemek olan bence kaburga dolması. Çünkü hakkını vererek yaptığınızda yani hiçbir şeye ihtiyacı yok bence. Onun yanında güzel böyle bir
salatayla o güzel de bir yanına cacık benim için bitirir. Yani bir sürü şeyiniz var. Neydi, bir tane çorbanız vardı. İçinde böyle ufak ufak. Lebeni mi? Yok, lebeniye değil de. Neyse hatırlayamadım şimdi. Yoğurt çorbası. Yoğurt çorbası da değil. O soğuk ayran aşı gibi olan da değil. Başka bir tane içinde böyle mercimekler olan falan bir çorbanız var. Yine böyle domates ve biber bazlı ya, kırmızı bir çorba. Neyse. İsmini unutmayalım. Şey, kırmızı etçi olduğumuz için. Evet evet, doğru. Ya bir sürü güzel yemeğiniz var. Neftune çok güzel. İçli köfteniz çok güzel. Her yerde değil ama. Ondan sonracığıma belli yerlerde çok iyi lahmacun yiyebiliyorsunuz. Burma kadayıfında zaten diyecek bir şey yok. Yani benim en sevdiğim tatlılardan bir tanesi. Hatta en sevdiğim tatlı olabilir. Hiç tatlı sevmeyen bir insan olarak bile gelip burada tüketiyorsam eğer. Diyarbakır mutfağını seviyoruz. Şefim, sıcaklarda değiliz. Hani bunlar yemek yemeği az yenmez sıcaklarda. Diyarbakırlılar sıcaklarda özellikle yazın Diyarbakır karpuzu, Diyarbakır peynirine yöneliyor. Doğru, doğru. Bunun avantajları var mıdır bizim için? Ya şimdi karpuzun %98'i mi 97'si mi zaten su. Sıcakta en çok yapmanız gereken su tüketmek. Bugün sabah uyandığımdan beri herhalde 4 litreye yakın su içtim. Yani bu içtiğim çaylar veya işte reyhan şerbetleri gibi şeyler değil. Sadece su 4 litreye yakın içtim. Şimdi karpuz peynir de çok güzel bir yani kombinasyon. O birinin o şekerli güzel o sulu sulu soğuk tadı. Birinin tuzluluğu, ikisi birbirini çok güzel dengeliyor. Ben de yani çocukluğumda bayılırdım karpuz peynir yiyeyim diye. En doğrusunu yapıyorsunuz bence. Şimdi son sorumu sorayım. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Diyarbakır mutfağını dünyaya nasıl açabiliriz? Dünyanın hemen hemen birçok ülkesini gezdiniz. Birçok yemeğini tattınız. Biz buradan hangi yemekleri dünyaya, özellikle Avrupa'ya pazarlayabiliriz? Valla tencere yemeklerini pazarlamak biraz zor Avrupa'ya. Uzak doğuya daha kolay veya doğuya daha kolay tencere yemeklerini pazarlamak. Ama mesela bir kaburga dolmasını, bir ne bileyim neftuneyi, bu tarz yemekleri çok güzel pazarlayabiliriz. Ama onu pazarlayabilmek için bu tarz organizasyonların daha sık yapılması gerekiyor. Bence öncelikle Türkiye'ye pazarlamanız lazım. Yani bir kere Türkiye'de insanlar bilmiyor Diyarbakır'da nasıl lezzetlerin olduğunu, neler yetiştiğini, nasıl otların olduğunu. Türkiye'de bilmiyorlar. Bence önce bir Türkiye'ye tanıtalım. Türkiye'den bir iç turisti alalım buraya. Bir gastroturizm olarak. Bir Adana'nın, bir Antep'in yaptığı gibi. Hafta sonları Adana'ya ve Antep'e giden aileler var. Sadece yemek yemeye. Onları bir yapalım. Ondan sonra Avrupa'ya açılırız hep beraber. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Diyarbakır'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yanımızda yine ünlü şeflerden Akif Budak, ama Akif Bey'in bir başka özelliği ise seyahat yazarı olması. Sayın Budak, bir seyahat yazarı olarak Diyarbakır hakkında yazmak isteseniz neler yazarsınız? Vallahi Diyarbakır'ı daha önce yazdım. 3 sefer yazdım. Birisi global bir medyadaydı. Yerel değildi. Sonra Hürriyet'te yazdım. Diyarbakır tabii ki insanların çok fazla ilgisini çeken bir şehir. Yani kadim adını almasından da belli. Yani geçmişten günümüze müthiş bir değişim var Diyarbakır'da. Şimdi TÜRSAP'tan son almış olduğum verilere göre de Diyarbakır'da genç gezer sayısı çoğalıyor. Bu çok sevindirici bir şey. Gelirken uçaktaki yaş ortalamasına baktım. Zannedersem 35 civarındaydı. Yani bunda 20 yaşında sordum bir çoğunluğuna ne için gidiyorsunuz diye. Çok merak etmişler. Sosyal medyada görmüşler. İnanın Diyarbakır'a gelen insanların %90'ı Hevsel Bahçeleri'nin adını duyuyor, ondan dolayı geliyor. Ben tabii ki gezdim her seferinde Diyarbakır'ı. Hevsel Bahçeleri'nde geziyorum. Umarım Hevsel Bahçeleri mevcut metrekaresinden bir o kadar da büyür. Ayrıca da şehirde gençlerle alakalı biraz daha farkındalık yaratılabilecek organizasyonlara imza atılır. Mesela ne olmasın, örnek veriyorum, bir caz festivali Diyarbakır'da neden olmasın, blues festivali Diyarbakır'da neden olmasın. Çünkü arkadaşlar, parayı harcayan gençler, yüksek yaş grubu parayı harcamıyor. Diyarbakır'ın şöyle bir sorunu var, bir ikinci sorun olarak görüyorum ben bunu. Gelen turist Diyarbakır'da bir gece ya konaklıyor ya konaklamıyor. Transit olarak başka şehre, Mardin'e geçiyor, Midyat'a geçiyor. O güzergahta ve oraları dolaşıp geriye gidiyor. Bu da çok kötü bir şey tabii ki Diyarbakır adına. Oysa ki Mezopotamya'nın merkezi bence Diyarbakır. Travel tanıtımları yapılması lazım. Sadece yereli değil, bence globale inilmesi lazım.
Ha, lezzetlerle biz bunu birçok şehirde yapacağız şimdi. Yani orada da söz verdiğim gibi ilkini Kıbrıs'ta yapacağız, Girne'de yapacağız. Ondan sonra Gürcistan var projemizin içinde. Sonra Yunan adaları var, Yunanistan var. Yani Yunanistan'da da çok gezen bir kitle var. Yeme gastronominin peşinde giden bir kitle var. Buralarda da tanıtımlar yapacağız. Bence büyük bir değişim var ama umarım hızı kesilmez ve devam eder. Tabii biraz da ekonomiyle alakalı. Peki siz de Serde bir Diyarbakırlılık var dediniz. Evet. Sizin Diyarbakır mutfağında favori yemekleriniz hangileri? Diyarbakır tava tabii ki şeyim, favorim. Diyarbakır ciğeri o da sevdiğim yemeklerden, doğru yapılırsa yalnız. Hani tava da doğru yapılırsa. Ama Diyarbakır'da Osmanlı'dan kalan bir yemek var. Bugün ben onu yaptım. Sosyete pilavı diye Karacadağ pirincinden. Onu hatta bir parçasını da Karadeniz somonuyla füzyon yaptım. Şimdi Karacadağ pirincinden krep yaptım tost makinesinde. Bunlar emin olun geçmişte hep yapılan şeyler. Hani ne derler, tarhana, kurutulmuş tarhana vardır, çıt çıt yersiniz ya. Ben onun aynısını Karacadağ pirincinden yaptım baharatlarla beraber. Çok muntazam da bir ürün çıktı ortaya. Yani bedeni yormayacak olan, yaz, biz seneyi dörde böleriz mutfakta. Hani yazlık yemekler, baharlık yemekler, sonbaharlık ve kışlık yemekler. Şimdi her sezonda, her mevsimde aynı yemekleri yiyemezsiniz. Ağır gelebilir bedene. O yüzden de biraz mutfakla oynamak gerekiyor Diyarbakır'da. Ha, yazın öldürseniz ben tava yemem burada. Niye yemem? Çünkü ağır gelir bana, yağlı gelir. Hareket edemem, çok hareket eden bir adamım. O yüzden daha çok Karacadağ pirincini bir gün evvelden ben suya yatırdım. Yumuşamasını ve nişastasını çıkmasını sağladım. Sonra pilav yaptım. Evinizde siz de öyle deneyin bence. Onu ileteceğim. Peki yaz ayları dediniz, Diyarbakır karpuzunun eskisi kadar yetişmemesi, yetiştirilmemesi daha doğrusu. Yanında yine Diyarbakır peyniri, örgülü peynirin olması. Bu dönemde iyi gider mi? Yani tabii ki gider. Fakat şöyle bir şey var. Her ürünün bozulduğu gibi ne yazık ki Diyarbakır karpuzu da bozulmaya namzet. Eskiden Diyarbakır karpuzunun bir 15 sene önceki ağırlığına bakın, boyutlarına bakın. Bir de bugünkü boyutlarına bakın, ne demek istediğimi anlayacaksınız zaten. Bir füzyonlaşma yaşandı Diyarbakır karpuzunda. Bunun suyla, havayla, iklimle de değişime uğramış olabilir. Ama tadında da bir bozulma var Diyarbakır karpuzunun. Ben Diyarbakır karpuzunu ne yapıyorum mesela, benim için en önemli özelliği dışının görüntüsü değil. İçini oyuyorum, suyunu sıkıyorum. Suyunu sıktıktan sonra reyhanla karıştırıyorum. Reyhanla beraber Diyarbakır karpuzunu içiyorum. Mesela buzdolabına buzluğa atıyorum. Buz kalıbı haline getiriyorum. Yemeklerimde bile tatlı yapacaksam bunu kullanabiliyorum çok rahat. Şeker niyetine, şeker kullanmadan. Yani Diyarbakır karpuzunu korumak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü büyük bir ekonomik kapsam, İran'dan giriyor artık ülkemize karpuz. Bu çok yazık. Yani İran'ın tarım arazileri bizden daha büyük değil. Daha da verimli değil oysa. Biz tarımdan biraz kaçtık zannedersem. Kaçıyoruz. İşin kolayına kaçıyoruz. Gibime geliyor. Sayın Budak, çok teşekkür ederim. Şu kısacık sohbette bile bize birkaç tarif verdiğiniz için. Keşke Diyarbakır'daki özellikle ev hanımlarına yönelik, erkeklere yönelik birçok tarifi izleyicilerimize ulaştırabilseydik. Bu kısa sohbet için bile teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tüm Diyarbakır halkına ve bölge halkına, Mezopotamya halkına buradan saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Diyarbakır bizim vatanımız. Benim atalarımın göçtüğü topraklar buralar. Benim için çok önemli topraklar. Her köşesinde, her gelişimde soluyarak memlekete dönüyorum. Yaşadığım şehre dönüyorum. Gelirken mutluluğu, dönerken hüznü yaşadığım şehrin adıdır Diyarbakır. Onun için yani şu anda bile hüzünlendim. Ben kocaman sevgi ve saygılarımı sunuyorum tüm Diyarbakır halklarına. Yanımızda Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Mehmet Kaya var. Bu oldukça lezzetli etkinliğin birebir mimarlarından birisi. Sayın Kaya, öncelikle bir Diyarbakır olarak teşekkürlerimi iletiyorum. Lütfen kabul edin. Bir Diyarbakır milliyetçisi olarak Diyarbakır kültürüne, sanatına katılan her adım beni bir şahıs olarak çok mutlu ediyor. Bundan dolayı size teşekkür ediyorum.
Bu olay nasıl ortaya çıktı? Sizden bunun bir detayını dinleyelim. Tabii biz de böyle öncelikle sizin gibi Diyarbakır sevdalıların memnuniyetini görünce böyle daha çok iştahımız kabarıyor. Daha çok bu tip işleri yapmak istiyordu. Bizi de motive ediyor. Öncelikle bunu belirteyim. Çünkü bu tür çalışmalar doğrusu iltifata tabidir. Bu sadece bizim şahsi olarak yaptığımız işler değil. Bu bir ekip çalışması. İşte izliyorsunuz Türkiye'nin birçok yerinden gelen, Diyarbakır'ın farklı farklı illerinden, ilçelerinden, bölgelerinden gelen insanların yaptığı bir çalışma. Şimdi burası daha önce bizim biliyorsun hizmet binamızdı. Daha sonra biz 2019 yılında burayı gastro inovasyon projesi yapmayla ilgili yola çıktık. Ve bugün işte lansmanla da tanıtımını yapıyoruz. Ve bitti. Yaptık yani. Şimdi bundan sonra iş başlıyor. Ne başlıyor? 3 tane başlık saydım. Bu üçünü burada hayata geçireceğiz. Bunlar çok önemli. Birincisi burası bir akademi. Gastronomi akademisi. Yani burada eğitimler verilecek, aşçılar yetiştirilecek. Böyle işin her türlü, gastronominin her türlü eğitimi buradan verilecek. Birincisi bu. İkincisi, biz Diyarbakır olarak güçlü bir yöresel ürüne sahibiz. İşte düşünün, 50 tane bizim coğrafi işaretli Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası'nın aldığı ürün var. Patenti. Evet, coğrafi işareti aldı. Şimdi bunların nasıl yapıldığı, sunumu, atölyeleri, hepsi burada olacak. Hobi olarak siz gelip burada bu yemeklerin yapımının eğitimini alabileceksiniz. Yemekten uygulama alanıyla yemeği de yapabileceksiniz ve bunu evinize taşıyacaksınız. İşletmeler gelip bunu burada öğrenecek, aşçılarını gönderecekler, bize eğitim vereceğiz. Gidip lokantalarda bunu yapıp satmaya başlayacaklar. Temel hedeflerimizden biri bu. Üçüncüsü, doğrusu Diyarbakır özellikle kadın kooperatiflerini de destekleyerek kooperatifler kuruluyor. Biz de Diyarbakır'da bir üst kooperatif kurup kooperatiflerimizin ürettiği ürünleri burada satacakları bir çerçi dediğimiz eskiden köy köy dolaşıp satış yapan ticaretin temel unsuru, girişimciliğin temel unsurunun adını koyarak o girişimcilerin, o kooperatiflerin ürettiği ürünü getirip burada bizim bu üst kooperatifle birlikte dünyaya satacağız. Niye dünyaya? Çünkü dünya FAO, Dünya Gıda Örgütü, Tarım ve Gıda Örgütü bu projemizi destekleyip bu proje katı koyuyor. Yani kendisi de bir web sayfası hazırlayıp bu kooperatiflerin ürettiği ürünleri bizle birlikte dünyaya pazarlayacak. Üç başlıklı bir ürün. Ama tabii bunun yanı sıra işte gördüğünüz sergi alanlarımız var. Ve ayrıca güncel eğitim isteyen, işte bugün barista eğitimimiz var. Barista eğitimi veriyoruz. Bu tür eğitimler de vererek istihdama da katkı sağlayacağız. Temelinde neyi hedefliyoruz? Temelinde unutulmaya yüz tutmuş ürünlerimizin bugüne taşıyıp gelecek kuşaklara gitmesini sağlayacağız. Aynı zamanda bunun gerçek anlamda yapılış şeklini ortaya çıkaracağız. Temelinde iki şeyi odayız biz çünkü. Sonuçta bunları hedeflerken evet kültür kadar için ticaretini de düşünüyoruz. Bir, turizme büyük katkısı olacak çünkü artık turist gastronomiye önem veriyor. Turizme katkısı olduğu kadar istihdama kat. Şu an 80 kişi aşçılık eğitimi alıyor. Bu 80'in hepsi iş bulacak garantiye sahip. Bir de bu tür eğitimlerle istihdama katkımız olacak. Peki Sayın Kaya, sizin yapmış olduğunuz coğrafi işaretleme kitabı bende var. Diyarbakır halkı bunlara nasıl ulaşabilir? Önce onu soracağım. Bazen evde de ne yemek yapalım dediğimizde açıp kitaba danıştığımız oluyor. Ticaret odası başkanı olarak, her şeyden iyi bir Diyarbakır olarak, ciğer Urfa'nın mı Diyarbakır'ın mı? Size bunu sormak istiyorum. Vallahi, çünkü sizin kitapta teşhirlendi, daha sonra Urfalılar da teşhirlemeye çalıştı. Şimdi bu herkesin bir yapım şekli var ama orijinal kuzu ciğeri Diyarbakır teşhirledi bunu. Türk Patent Kurumu teşhirledi, biz demedik. Sizin döneminizde oldu. Tabii tabii, yeni yaptık. Yani 2021 yılında teşhirledik, Ongözü Köprü'de de sunumunu yaptık. Yani başkanım çok özür diliyorum. Bu Diyarbakır'ın büyük bir eksikliği değil mi? Ben 87 doğumluyum. Doğduğumdan beri Diyarbakır karpuzu, peyniri, ciğeri derler. 2021'de bunun tescillenmesi Diyarbakır şehrinin eksikliği değil mi? Çok eksiğimiz, çok gecikmiş işlerimiz var. Yani burada bunları sıralamaya kalkarsam işin umutsuz tarafını konuşurum. Biz öyle hiç bakmıyoruz. Hiç o. Diyarbakır üzerinden siyaseten
kendine yol açmak isteyen insanlar var maalesef görüyoruz. O sayfayı böyle ters çevirmişiz. Biz yolumuza bakıyoruz. Ne olursa olsun Diyarbakır'ın kültürünü, tarihini, işte bu tür ürünlerini, coğrafyasını. Biz 2018'de geldiğimizden beri Diyarbakır'da 4 tane organize sanayi bölgesinin kuruluşuna öncülük ettik, başlattık. Buna evet sıfırdı teşkilimiz neredeyse. Sıfırdı. Şimdi Türkiye'de birinciyiz bakın. Bunların hepsini 4 yılda gerçekleştirdik. Ha bu yeterli mi? Değil. Çünkü buranın Mezopotamya'nın toprakları bunların yanında bunlar hiçbir şey değil. Mezopotamya topraklarında neler var? Dünyanın çıktığı yer burası. İlk ekim burada yapılmış. İşte Karacadağ bugün endemik bitki konusunda en önemli merkezlerden biri ki bizim danışma kurulumuzda onu çalışanlar da var. Biz şimdi burada bir danışma kurulu da kurduk dışarıdan ve Diyarbakır'daki insanlarla. Bu danışma kurulu buranın çalışma yol haritasını bu danışma kurulu oluşturacak. Başkanım son olarak sizin Diyarbakır mutfağında en sevdiğiniz yemek hangisi? Valla benim en sevdiğim doğrusu biber dolması, ekşili biber dolması. Şimdi gidip onu yiyeceğim. O zaman biz sizi fazla tutmayalım çünkü kalmayabilir. Çok teşekkür ediyoruz. Bu çalışmaların yanı sıra Diyarbakır Ticaret Odası'nın biliyorsunuz spora da büyük emekleri var. Kültüre de büyük emekleri var. Sanatta da çok büyük emekleri vardı. Geçtiğimiz dönemlerde özellikle Ara Dinkan gibi ismin ki kendisi Diyarbakırlı. Dünyanın en büyük Udi sanatçılarından bir tanesi Kervansaray'a getirilmesinde Ticaret Odası'nın etkinliği vardı. Ergani'deki mağaralarda pandemi döneminde özellikle. Ben yine bir Diyarbakırlı olarak Diyarbakır'ın kültür, sanat ve sporuna olan katkınızın devam etmesini rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz. İşin mimarlarından Meryem Hanım. Meryem Hanım sizden de birkaç kelime alalım Sayın Başkanımız buradayken. Bu çok anlamlı ve güzel bir proje. Diyarbakır aslında tarihi bir mutfağa sahip ama yeni kıymeti gün yüzüne çıkarılıyor. Bunun da mimarları Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası neler söylemek istersiniz? Evet, bizim için de gerçekten çok heyecan verici bir proje. Uzun bir süredir emek sarf ediyorduk. Bayağı uğraştık bu çalışmayla 2-3 yıldır. Bugün işte bunun sonuçlarını görmek çok gerçekten heyecan verici. Hem böyle yerel mutfağı hem de dışarıdan misafirlerimizi bir araya getirmek, onlara farklı lezzetler ve inovatif çalışmalar yaptırmak çok iyi oldu. Bizler açısından da iyi oldu. Bundan sonra neler yapabileceğimizi daha iyi gördük. Ben de bu merkezin bundan sonra çok daha iyi işler üretebileceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim herkese. Size son bir soru soracağım. Bir kadın olarak yapmaktan en büyük zevk aldığınız Diyarbakır yemeği ve yemekten zevk aldığınız Diyarbakır yemeği hangisi? Evet, biz mehir yemeği yapmayı çok severiz. Özellikle de Dicle zazaları olarak da girmedu deriz biz bunun adına. Ve özellikle ayran kaynatarak yaptığımız bir yemektir. Tabii Diyarbakır'da farklı bölgeler var. Yani Kulp, Lice başka bir taraf. Çüngüş Çermik başka bir kültürü ve başka bir yöresel lezzet gastronomi kültürünü tanımlıyor. Ergani, Eğil, Dicle zazaların yoğun olduğu bölge farklı bir mutfağa sahip. Bizde özellikle zazalar da kendi özel yöresel isimlerimizle anılmış yemekleri yapmayı çok severiz. Burada da herhalde onların yemeklerine çok yer vereceğiz bundan sonra, öyle görünüyor. Çok teşekkür ederim. Yanımda Ahmet Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Sayın Aziz Elaldı var. Çilek Diyarbakır yöresine ait değil ama onu da konuşacağız. Bugün Gastro İnovasyon Merkezi'ndeyiz. Başkanım öncelikle böyle bir etkinlik Diyarbakır'ın birçok zenginliklerden birisi de mutfağıdır. Karacadağ pirinci, suma özellikle sizin çocukluk dönemlerinizde daha fazla kullanılan Diyarbakır karpuzu bugün hepsi burada var. Bu tatları görünce neler hissettiniz? Önce onu sormak istiyorum. Şeyi söylemek istiyorum. Tabii Diyarbakır mutfağı çok önemli, çok gelişkin bir mutfağımız var. Bugün de Türkiye'nin çok değişik yerlerinde mesleğinde, aşçılık ve ustalık mesleğinde önemli insanlar meziyetlerini sergiliyorlar. Bu Diyarbakır'ın mutfağı için gerçekten inanılmaz bir reklam sağlıyor. Çok güzel yemekler var. Bizim mutfağımıza sahip çıkmamız lazım, bu şehrin mutfağına. Yani burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aşağım burada mutfağa sahip çıkıyorlar. Siz sporda, Ahmet Spor'a destek olmaya sahip çıkmaya çalışıyorsunuz. Önce şunu soracağım. Sizin favori yemeğiniz Diyarbakır mutfağında hangisi? Sonra Ahmet Spor'la ilgili merak edilen birkaç soru soracağım. Benim favori yemeğim dolma. Soğuk zeytinyağlı. Evet, biber dolması. Başlayalım. Bir paylaşım yaptınız Çilek. Ahmet Spor taraftarları arasında heyecana vesile oldu. O paylaşımı yeğeniniz Ömer Elaldı da yaptı. Dayzası Nedim Şimşek de yaptı. 24 saatte Ahmet Spor taraftarları böyle
acaba neler oluyor dedi. Bu transferdeki mali kriz, ülkece mali kriz içerisindeki spor kulüplerinde nasıl bir çilek transferi vardı? O mesajı atarken ne amaçladı? Ya şimdi şöyle, bizim şu anda bugün itibariyle 14 tane topçu aldık. Bunların çoğu da kendi klasmanlarında isimli kariyer yapmış topçular. Bugün en son Gökhan Alsan'ı aldık. O da PTT'den gelme. Üst liglerden 3-4 tane arkadaşla daha görüşüyoruz. Artık bunlara çilek mi dersiniz, karpuz mu dersiniz bilemiyorum. Mesela Gökhan alsa karpuz mu, çilek mi? Ve yarın gelecek arkadaşımız var, pazartesi gelecek arkadaşlarımız var. Yani böyle PTT'den hatta bekliyoruz Süper Lig'den bile. Yani bir 4-5 tane de futbolcu alıp sezonu artık başarıyla tamamlamak istiyoruz. Başkan, fazla Ahmet Spor'la ilgili soru sormak istemiyorum. Onları daha sonra yapacağımız programlarda zaten sizi ve kısmet olursa Ömer Başkan, Ömer Alalı'yı beraber bir programa alacağız. Sezon açılışımızı öyle yapacağız. Orada soracağım. Çok teşekkür ederim katılımınız ben için. Ben teşekkür ederim. Ben sizi takip ediyorum. Teşekkür ederim. Beğeniyorum. Katkılarınızı da bekliyorum.